Bu filmde Mirim Çelebi senin yaşında. Onunla arkadaş olmak ister misin? Arkadaşlar, ben Mirim Çelebi. Osmanlıların fizik, matematik ve astronomi alanında yetiştirdiği en önemli bilginlerden biriyim. Gelin yaşam öyküme yakından bakalım. 1450 yılında İstanbul'da dünyaya geldim. Asıl adım Mahmut'tur. Osmanlı biliminin oluşumunda en önemli isimlerden olan Ali Kuşçu ve Kadızade-i Rumi'nin torunuyum. Annem de Osmanlı bilginlerinden Hocazade Muslihuddin Efendi'nin kızıydı. Beni dedem Muslihuddin Efendi yetiştirdi. Eğitimimi İstanbul'da tamamladım. Dönemin önemli bilim adamlarından dersler aldım. Matematik ve astronomi konusunda çok başarılıydım. Bir süre sonra Gelibolu, İstanbul, Edirne ve Bursa medreselerinde hocalık yapmaya başladım. Matematik ve astronomi konularında dönemin en büyük bilginlerinden biri oldum. Bunun üzerine Sultan II. Bayezid tarafından saraya davet edildim. Sultan II. Bayezid de eğitimime büyük katkılarda bulundu. Ben de kendisine dersler verdim. Hatta 1508 yılında Anadolu Kaz Askerliği görevine getirildim. Sonradan 1512 yılında bu görevden kendi isteğimle ayrıldım. Daha sonraki yıllarda Kanuni Sultan Süleyman tarafından tekrar bu göreve getirildim. Ancak bir süre sonra yine ayrılmam gerekti. Bilimsel anlayış bakımından Semerkant geleneğine bağlıydım. Semerkant o dönemde İslam dünyasının bilim merkeziydi. Burada matematiğe büyük önem veriliyordu. Dedelerim de bu anlayışla yetişmişti. İslam dünyasındaki farklı bilimsel gelişmelerden sürekli haberdar oluyordum. Diğer fizikçilerin ve matematikçilerin çalışmalarını inceliyor, kendi görüşlerimi onlarla paylaşıyordum. Bu arada dedem Ali Kuşçu'nun bir çalışmasını incelediğim bir kitap yazdım. Bu kitabım Osmanlı medreselerinde yardımcı ders kitabı olarak okutuldu. Bilimsel çalışmalarımda gözlem yapmaya çok önem veriyordum. Astronomi alanında gözlem yönteminin gelişip yaygınlaşması için büyük çaba gösterdim. Bu konuda El Makasit adında bir kitap yazdım. Astronomi dışında ilgilendiğim bir diğer konu ise optikti. Gökkuşağı ve halelerin oluşumu hakkında yazdığım bir eserim optik konusunda da önemli bilgiler içermektedir. İbn-i Sina ve İbnül Heysem'in kitaplarını okudum. Böylece önemli bir bilgi birikimi sağladım. Gökkuşağı ve halelerin oluşumunu çok merak ediyordum. Bu nedenle bu konuyu incelemeye başladım. Matematiği çok iyi biliyordum. Sayılarla uğraşmak bana çok eğlenceli geliyordu. Başka bilginlerin çözemediği bazı konuları matematik bilgim sayesinde ben çözüme kavuşturdum. Edebiyat ve tarih alanında da bilgi sahibiydim. Bilimsel anlayış olarak dedelerim Kadızade-i Rumi ve Ali Kuşçu'nun yolunu izledim. Sevgili çocuklar, umarım yaşam öyküm ilginizi çekmiştir. Sizlere de bir konuyu çok iyi bilmenizi ama bununla yetinmeyip farklı konularda da bilgi sahibi olmanızı tavsiye ederim. Böylece olaylara farklı gözle bakabilirsiniz. Bu sayede belki sizler de büyük bilimsel çalışmalara imza atabilirsiniz.